Kızılkurt kabilesi yüzyıllardır medeniyetten uzak halde ve göçebe olarak hayatlarını sürdüren bir barbar kabilesiydi. Her ne kadar medeniyetten uzak olsa da kıtada bulunan diğer vahşi kabileler gibi tamamıyla ilkel bir yaşam tarzları yoktu. Bunun nedeni ise civarda bulunan kolcuların belli zaman aralıklarıyla gelip büyük bir sabır ile modern hayat ve yaşam tarzı konusunda kabileye eğitimler vermesiydi. Kızılkurt kabilesi adını yüzyıllar önce bu klanın ilk kurucusu olan Glat adında efsanevi bir savaşçının bir av sırasında yeryüzünde milyonda bir gözüken kızıl renkte devasa bir kurt ile boğuşmasının ardından kurdu öldürerek kafasını her zaman taşıdığı kabilenin sembolü olarak bilinen ve sadece kabile liderinde bulunan büyük sopanın üzerine saplamasının ardından bu ismi almıştı. O günden beridir kabilenin adı Kızılkurt olarak kalmış ve şu ana kadar gelen süre içerisinde çocuklara ve gençlere o hikaye ile gelmişti. Kolcular kabileye eğitim verdikleri için kabile içinde inanılmaz saygı görmekteydi. Ama eğer bir kolcu da kabilenin sınırları içerisine girerse kabilenin onlara karşı gösterdikleri saygıyı onlar da kabile üyelerine göstermek zorundaydı. Her ne kadar eğitim alsalar da barbar oldukları ve göçebe hayatı yaşadıkları için bazı ilkel davranışları bulunmaktaydı. Aile kavramı yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Kabile lideri Anrok, babası Krodun'un isteği ve vasiyeti üzerine kabiledeki genç yaşlı bütün erkek ve kadınlara silah kullanıp kendilerini ve ailelerini savunmaları için eğitim vermekteydi. Kabile lideri Anrok'un 3 kadını ve her kadından ikişer tane olmak üzere toplamda 3 oğlu 3 kızı bulunmaktaydı. Kabilede sadece liderin 3 kadını bulunmaktadır. Diğer erkekler maksimum 2 kadın alabilmektedir. Bu kural kabilenin ilk kurulduğu dönemden beridir süre gelen ve olmazsa olmaz kurallarından biridir. Kabilenin bir diğer kuralı ise kabile liderliği babadan oğula geçmektedir. Eğer liderin kızı veya erkek gözetmeksizin birden çok çocuğu var ise liderinin huzurunda birbirleriyle yumruk yumruğa kavgaya tutuşmalı ve kazanan kim olursa olsun o çocuk kabile liderine hak kazanmalıydı. Şimdiye kadar geçen süre içerisinde hiçbir kız çocuğu kabile liderliğini kazanamamıştı. Ayrıca liderin kızlarının yaşı kaç olursa olsun klandaki hiç kimse liderin kızına karşı yanlış bir hareket yapmamalıydı. Liderine duydukları saygının aynısını liderin kızına karşı duymak zorundaydı. Kabile liderinin kızı belli bir yaşa geldiğinde hayatını birleştireceği erkeği kendisi seçer ve bu seçtikleri erkek de kız için yine birbirleriyle yumruk yumruğa kavgaya tutuşmak zorunda tutulmaktaydı. Aradan uzun yıllar geçmiş ve artık Anrok yaşlanmıştı. Çocukları tahta geçmek için gereken eğitimleri almış ve tahta geçmek yaşları gelmişti. Bir şafak vakti Kızılkurt kabilesi çığırtkanların sesleriyle yeni bir güne uyanmıştı. Çığırtkan kabilenin bulunduğu alanın meydanında Anrok yerine liderliği devredecek varisi seçecektir ve herkes bu güzel şenliğe davetidir diye seslendi. Hemen arkasından büyük bir yaban domuzu şenliğin yapılacağı ortak alanda kurulan şenlik ateşinin üzerine yerleştirildi ve pişirmeye başladı. Varil varil içkiler hazırlandı ve çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Haberciler civarda bulunan kolcuları da bu şenliği haber vermek için otağından ayrıldılar. Artık zaman gelmişti. Şenlik alanı boşaltılmış ve onun yerine dövüşün yapılacağı bir alan hazırlanmıştı. Ve liderlik için dövüşecek olan çocuklar son hazırlıklarını yapıyordu. Dövüş standart kurallara göre yapılacaktı. Önce erkek çocuklar kendi aralarında, sonra kız çocuklar kendi aralarında dövüşecekti. Her iki tarafın kazananları da son dövüş için birbirleriyle dövüşüp son dövüşün kazananı liderlik koltuğuna oturacaktı. Savaşçılar borularını çaldıktan hemen sonra önce erkek çocuklar kendi aralarında dövüşmeye başladı. Uzun süren dövüşün ardından ortanca erkek çocuk olan Kurt final dövüşüne hak kazandı. Sonrasında da kız çocuklar dövüşe başladı. Çetin geçen bir dövüşten sonra kız çocukların en küçüğü olan Green'e kazanmıştı. Yüzlerce yıldır süregelen bir düzen bozulmuş ve uzun süredir ilk defa bir kız çocuğu final dövüşünü yapmaya hak kazanmıştı. Bütün kabile halkı şaşkınlıkla ve sabırsızlıkla son dövüşü beklemekteydi. İki kardeş de birbirinden farklı yeteneklere sahipti. Kurt oldukça iri yapılı ve yakın dövüş üzerine kendini geliştirmişti ve kabilede bulunan avcılar içerisinde en yeteneklisiydi. Hatta o kadar yetenekli ki babasıyla gittiği avlarda bile babasının yakaladıklarından daha iyi avlar yakalıyordu. Grina
kabile içerisindeki en güzel kızdı. Bütün erkekler ona yaranmak için pervane gibi peşinde dolaşıyor ve kendilerini göstermek için birbirleriyle yarışıyordu. Bu durum arada kız kardeşini bile kıskandırıyordu. Greena erkek kardeşi Kurt gibi yakın dövüşte kendini geliştirmişti. Greena'yı erkek kardeşi Kurt'ten farklı kılan diğer bir özelliği ise yakın dövüş yeteneğinin yanında bitkiler ve yer bilimi üzerine de kendisini geliştirmiş olmasıydı. Kıta genelinde nerede hangi bitkiler var, bu bitkiler nasıl zeminde yetişiyor ve hangi bitki ne işe yarıyor çok iyi biliyordu. Hatta bazı durumlarda kolcular bile bitkiler hakkında bir şeye danışmak için Greena'dan yardım istiyordu. Uzun süren zorlu bir mücadele sırasında her iki kardeş de yaralanmıştı ve dövüşün sonunda ilk defa bir kız çocuğu erkek kardeşini yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Yapılan seremoni ile birlikte kabile lideri Anrok, kızına kabilenin sembolü olan sopayı ve 60 yıldır sürdürdüğü liderliği kızı Greena'ya teslim etti. Bu zaferin ve yüzyıllardır aşılmayan bu ilk kadın liderin şerefine şenlik son hızla devam etmeye başladı. Yemekler yendi, içkiler içildi, dövüşler organize edildi ve şenlik ateşi esasında savaş dansları yapıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren bu eğlencenin arkasından herkes kendinden geçmiş ve bezmiş bir halde kaldıkları çadırlara ve ağaç evlere çekilmişti.